Masal Keyfi. Güzel ve Çirkin Masalı. Merhaba. Ay bugün bir gezdik, bir dolaştık. Ay ayağıma kara sular indi vallahi. Şöyle geçeyim de biraz dinleneyim bari. Ay ay ayaklarım. Merhaba güzel. Ay ne kitap mı okuyorsun? Ne sıkıcı. Biz de alışverişe gittik. Çok güzel bir etek aldım. Eteğim çok güzel, değil mi? Ay çok güzel. Eteğini çok beğendim. Sana da çok yakıştı. Ama gezmek gibisi yok değil mi? Alışveriş yapmak gibisi yok. Vallahi ben de mücevherlerimi yenilerini ekledim. Baksana şuraya. Bir sürü. En güzeli de bu. En sevdiklerim onun arasına girdi. Ay şunun güzelliğine baksana ya. Göz kamaştırıcı değil mi? Ay çok heyecanlıyım. Bunu takmak için sabırsızlanıyorum. Şunu da şöyle koyayım da başına bir iş gelmesin. Ay elime takıldı. Saçlarım şekil, önümden çekil. Eteğim şekil, önümden kaçıl. Şunlara bak. Hayattaki tek amaçları o kıyafet, bu takı, bu çanta, bu alışveriş merkezi. Oysa hayatta yapacak daha güzel şeyler var. Spor yapmak, resim yapmak, enstrüman çalmak, kitap okumak varken niye eşyaların esiri olayım ki ben? Gerçekten anlamak çok zor. Ay hadi gel azıcık masal keyfi seyredelim. Bence de iyi olur. Yorgunluğumuz dinlensin azıcık. Masal keyfimi ben de izlemeye geliyorum. Masal keyfi Rapunzel. Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane mutlu çift varmış. Bu çiftin çocukları olacakmış. Şu karşı komşunun bahçesindeki marullar ne kadar güzel. Keşke o marullardan yiyebilsem. Genç kadın o bahçedeki marullardan başka bir şey düşünemez olmuş. Ve eşinden istemiş. O marullardan yiyemezsem ölürüm. Merak etme hayatım. Ne yapıp edip o marullardan sana getireceğim. Mutlu sonla bitmesi ne kadar güzel değil mi? Evet, bence de öyle. Merhaba kızlar. Size bazı haberlerim var. Maalesef limandaki bütün gemilerimiz battı. Artık zengin bir tüccar değilim. İflas ettim. Bundan sonra rahmetli babamın köydeki evine yerleşip orada yaşamımızı devam ettirmeye çalışacağız. Sizin desteğinize de çok ihtiyacım var. Bundan sonra boşu boşuna para harcamak, saçıp savurmak yok. Daha tutumlu olacağız. Ay bana bir şeyler oluyor galiba. Ay bana da bir şeyler oluyor galiba. Babacığım çok üzgünüm. Ama olsun, yine toparlanırız. Bugünler de geçer. Merak etme. Evet kızım, inşallah. Ben de böyle olmasını istemezdim ama görelim bakalım neler olacak. Bugünler de geçecek.
Paraları olmadığı için bütün eşyaları satıp köydeki evlerine taşınmak zorunda kalmışlar. Köydeki evlerinde ablalar yataktan çıkmayıp sürekli üfleyip püflüyorlarmış. Ay aman Allah'ım, bu gerçek hayat mı acaba kardeşim, sen söyle, yoksa kabus mu görüyorum? Bu günler geçer mi böyle? Ne olacak şimdi? Of 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 of. Ay çok sıkıldım artık. Alışveriş yapmadan vakit geçirmeyi hiç düşünemiyorum. Daracık odaya sıkışıp kaldık. Burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Köyde yaşamak gerçekten muhteşem bir şeymiş. Temiz hava, bol güneş. Şu hayvanların güzelliğine bakın. Gel seveyim biraz, gel. Gel. Gel bakayım. Kaçma kız. Burada yapabileceğim o kadar çok şey var ki. Şu çamaşırları da asa vereyim hemen. Kolay gelsin güzel kızım. Bu zor günlerde bana destek verdiğin için, anlayışla karşıladığın, ablanlar gibi öf püf etmediğin için sana çok teşekkür ederim güzel kızım. Çok iyisin. Aşk olsun babacığım, tabii ki yapacağım, ne demek? Zaten yüzün kadar huyun da güzel olduğu için sana güzel lakabı takılmış. Canım benim. Çok teşekkür ederim babacığım. Seni çok seviyorum canım kızım benim. Ben de seni çok seviyorum canım babam, aslan babam benim. Hava da epey soğudu, üşütmeyesin kızım. Hadi içeri gel. Hem bak çok güzel haberlerim var sizlere. Hadi ben geçiyorum içeri. Tamam babacığım, işimi bitirip hemen geliyorum. Ay güzelin enerjisine de şaşırıyorum valla. Kız hiç mi üzülmez bu duruma, hiç mi mutsuz olmaz? Ay bana güzel deme ya pasaklı şey. Onun hiç derdi yok tabii. Ay manikürüm bozuldu, saçımın fönü dağıldı. Hiç öyle derdi yok. Selam kızlar. Oho, siz hala yatıyor musunuz? Hadi kalkın bakalım. Size güzel haberlerim var. Hadi gelin mutfağa bakalım, biraz konuşalım sizinle. İnşallah iyi bir şeydir. Ay ben de merak ettim, ne diyecek acaba? Güzel ve Çirkin Masalı 2. Bölüm. Aa babam daha gelmedi mi mutfağa? Daha gelmedi. Birazdan gelir herhalde. Hem bizi çağırıyor hem kendi gelmiyor ya.
Babam gelene kadar mutfağı da biraz toplayayım bari. Babam güzel haberlerim var dedi. Acaba ne? Aman bir felaket haberi olmasın da. Kızlar müjde. Yine zengin olduk. Limanda gemilerimiz bulunmuş. Oley! Gerçekten mi? Çok inanmıyorum. Bu hayattan kurtuldum. Gel. Kutlamalıyız bana. Kutlamalıyız. Evet. Dileyin benden ne dilerseniz. Gelirken getireyim. Söyleyin bakalım. Babacığım, her zaman isteyip de alamadığım o pırlanta set var ya, ondan alır mısın? Ya da şey, yakut mu olsa acaba? Ama safir de çok güzeldi. Ay bilmiyorum, hepsi olsun. İpek kumaşlardan, pahalı kumaşlardan elbiseler, hırkalar, montlar, ayakkabı da olabilir, bot da olabilir. Hepsi olabilir. Söyle bakalım güzel kızım, sen ne istersin ha? Babacım, sizin mutlu olduğunuzu görmek benim için en büyük mutluluk zaten. Hiçbir şey istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ay, güzelden de bu beklenirdi zaten. Al kız, bize verirsin. Saf mısın kız? Niye istemiyorsun? Şşt, siz karışmayın bakayım. Güzel, kızım. Sen de iste bir şeyler. Sen de hak ediyorsun bak. Söyle bakalım, ne istiyorsun? O zaman sadece bir gül istiyorum. Sadece bir gül. Baba limana varmış. Varmış ama haberler kötüymüş. Çünkü limana gemilerinin vardığı haberi yanlış anlaşılmadan ibaretmiş. Eyvah, şimdi ben ne yaparım, ne ederim, kızlarıma ne söylerim? Kızlarımın isteklerinin hiçbirini gerçekleştiremeyeceğim. Çok karnım acıktı, çok yoruldum. Atım da hastalandı. Nasıl döneceğim ben şimdi eve? Çok da üşüyorum, ne kadar soğuk böyle hava. Of, mahvoldum ya, ne yapacağım, perişan oldum. Allah'ım yardım et. Aman Allah'ım, ne kadar gizemli bir konak. Geceyi burada geçirebilir miyim acaba? Merhaba. Kimse yok mu? Of, sofraya bak aman Allah'ım. Bu kadar yemeği kim yapmış da koymuş buraya? Of, harika ya. Bir kurşu da eksik ha. O ne? Bu o yaprak sarması mı? Allah'ım bayılırım. Bu kadar güzel. Ben bu yemeklerden yiyorum. Oturuyorum. Beni duyan var mı? Herhalde burası iyi kalpli bir perinin evi falan olmalı. Geçip de biraz karnımı doyurayım bari. Açlıktan ölüyorum. Oh, şömine de var. Ben de bayağı üşümüştüm. Şöyle geçeyim de iliğim kemiğim ısınsın biraz. Of. Ah, oh, çok iyi geldi. Tüccar yemeklerden yemiş, içmiş. Yemekler çok lezzetliydi. Karnım tıka basa doydu. Of. Çok yorulmuşum. Ağırlık çöktü şimdi de. Yatak olsa da şöyle yatsam ne kadar güzel olur. Of. Aa, yatak da hazırlanmış. Aman Allah'ım, şansım mı dönüyor nedir? Bu kutu da neymiş? Dur bir bakayım şuna.
Aa, şuna bak, pijamalar. Gözlerime inanamıyorum. Uyumam için pijamalar bile hazırlanmış. Çok da güzeller. Aa, mücevherlere bak. Tam kızımın istedikleri gibi. O pırlanta set var ya, ondan alır mısın? Ya da şey, yakut mu olsa acaba? Ama safir de çok güzeldi. Ay bilmiyorum, hepsi olsun. Acaba alıp kızıma götürsem mi bunlardan? Hayır, bu düpedüz hırsızlık olur. Hırsızlık yapacak değilim herhalde. Şöyle güzelce dinleneyim de sabah erkenden yola koyulurum. Aa, güller. Tam da güzelin istediği gibi. O zaman sadece bir gül istiyorum. Sadece bir gül. Diğer kızlarımın isteklerini yerine getiremedim. Hiç değilse güzelin istediğini yerine getireyim. Şuradan bir gül koparsam bir şey olmaz herhalde. Bir sürü gül var zaten. Kim ne anlayacak benim bir gül kopardığımı? Benden habersiz bahçemden nasıl gül kopartırsın? Ben sana yemek verdim. Dinlenmen için yatak verdim. Buna karşılık sen kalkmış hırsızlık yapıyorsun. Bana olan teşekkürün böyle mi olacaktı ha? Hayır efendim, yanlış anladınız. Ben o gülü kızlarımdan birine götürmek için koparmıştım. Ben hırsız değilim. Ben dürüst bir insanım. O zaman söyle o kızlarına, içlerinden biri gelip burada benimle yaşamayı kabul ederse kurtulursun. Yoksa seni öldürürüm. Bir güle bir can. Anladın mı beni? Bir güle bir can. O kadar. Sana 3 gün mühlet. 3 gün içinde kızınla beraber burada olmalısın. Yoksa ben gelirim. Anladım efendim, anladım. Tamam efendim, tamam anladım. Ödepsize bak. O kadar iyilik ettik. Gelmiş güllerimi çalıyor. Baba üzgün ve çaresiz kızlara durumu anlatmış. Güzel gül gül diye tutturmasaydı hiç bunlar başımıza gelmeyecekti. Ay kusura bakma baba, hiç gelemem. Güzel bütün bu olanlara kendisinin sebep olduğunu düşünerek üzgün ve çaresiz teklifi kabul etmiş. Birbirini çok seven baba ve kız ne olacağını bilmeden gizemli konağa doğru yola çıkmışlar. Güzel ve Çirkin Masalı 3. Bölüm. Babacım, burası gerçekten muhteşem bir yer. Şuraya bakar mısın? Kızım, birazdan canavar gelir. Gelene kadar şuraya geçip oturalım bari. Peki baba, geçelim. Neler olacağını çok merak ediyorum babacım. Acaba eve gidebilecek miyiz? Bilemiyorum ki kızım. Aslında canavar çok da kötü birisi değil. Benim yalan söylemediğimi anlayıp bizi eve gönderir diye düşünüyorum.
Sakin olalım, bekleyip görelim. Ben de öyle ümit ediyorum. Ama kızlarından birisi burada benimle yaşamayı kabul ederse demiş. Galiba burada kalacağım ben. Derken canavar gelmiş. Güzel ilk kez canavarın yansımasını görmüş ve çok korkmuş. Buraya kendi isteğinle mi geldin? Evet, kendi isteğimle geldim. O zaman baban gidecek. Sen burada tek başına benimle kalacaksın. Merak etme. Kızına zarar vermeyeceğim. Sadece gülü çaldığın için cezalandırılacaksın. Evet. Şimdi güzelce yemeklerden yiyin. Sonra da vedalaşabilirsiniz. Afiyet olsun. Baba ve kız çaresiz canavarın istediğini yapmak zorunda kalmışlar. Şimdi ben babam olmadan burada ne yapacağım? Çok korkuyorum. Maalesef babası gitmiş ve güzel canavarla tek başına kalmış. Beni öldüreceksen şimdi öldür. Dur, sakin ol bakalım. Seni öldüreceğimi de nereden çıkardın? Çirkin olabilirim ama iyi bir insanım. İnsan mı? Prens gibi giyinmişsin ama canavara benziyorsun. Ben canavar değilim. Yukarıda odan hazır. Yorulmuşsundur. Çıkıp dinlenebilirsin. Tamam. İzninizle ben çıkıyorum. Unutmadan sabah 9'da kahvaltıda, akşam 7'de akşam yemeğinde burada ol. Onun dışında istediğini yapmakta serbestsin. Kaçmayı aklından bile geçirme. Peki. Vay canına, burası da ne böyle? Of of of, şuraya bak. Ne kadar ihtişamlı bir oda bu böyle. Benim mi odam mı? Bütün bunları benim için mi hazırlamış? Bunca şey benim için mi? Çok şaşırdım. Bu defter de neyin nesi böyle? Senin her isteğin benim için emirdir. Allah Allah, canavar. Beni öldürecek derken ne kadar da güzel oda hazırlamış böyle. Anlamadım ki ben bu işi. Allah Allah. Bu çekmecelerde de ne varmış böyle acaba? Aa, tam ablamın istediği gibi. Şimdi burada olsaydı hepsine bayılırdı. Şu an bunlar benim için hiç önemli değil. Benim şu an tek istediğim babamı görebilmek. Acaba eve vardı mı? Nasıl? Durum nasıl? Ah, keşke babamı görebilseydim. Onu görmeyi şu an o kadar çok isterdim ki. Keşke görebilsem. Allah Allah, bu ayna niye böyle parlıyor ki acaba? Aa, babam.
Eve geldim ama aklım güzel kızımda kaldı. Onu nasıl oraya bırakabildim? Ne biçim bir babayım ben? Aa, bu ayna sihirliymiş. Çok mutluyum. Babamı görebiliyorum. Ondan haber alabiliyorum. Daha başka ne isteyebilirim ki? Canavar gerçekten istediklerimi yapıyor galiba. Şuraya bak, canım babam benim. Evet, işte geliyor. Hop. Gol! Piknik sepetimiz olmazsa olmaz. Çok zekice bir hamle. Düşündüğümden çok daha iyi oynuyormuşsun. Şaşırdım doğrusu. Tebrik ederim. Evet, iyi oynarım. Vallahi bravo. Hem güzel, hem iyi kalpli, hem de zekiymişsin. Burası da bahçemdeki en sevdiğim yer. Gel zaman git zaman güzelle çirkin anlaşmaya başlamışlar. Artık birlikte çok hoş vakit geçiriyorlarmış. Ta ki çirkin güzele evlenme teklifi edene kadar. Güzel ve Çirkin Masalı 4. Bölüm. Kitap okurken vaktim nasıl geçtiğini anlayamamışım. Yemek saati gelmiş, hemen gideyim. Eline koluna sağlık. Yemekler her zamanki gibi çok güzel olmuş. Ayarını tutturamadım sanki. Bir eksiklik var ama anlayamadım. Tuzum eksik, baharatım eksik. Çözemedim. Bana deselerdi ki canavarın biri sana yemek yapacak da onun yemeklerini yiyeceksin diye hiç inanmazdım. Bak ama hala canavar diyorsun. Ben canavar değilim demiştim ya sana. Şakasına takılıyorum canım, kızma hemen. Ha, bu arada unutmadan söyleyeyim, yarın yemekleri ben yapacağım. Dün gece gördüğüm rüya beni çok etkiledi. Eğer güzel ile evlenirsen büyü bozulacak ve tekrar eski haline döneceksin. Ve sonsuza kadar mutlu yaşayacaksın. Benimle evlenir misin güzel? Rüyada tam en heyecanlı yerinde bitti. Gerçekten sorsam acaba kabul eder mi? Çok çirkin olduğum için kabul etmez herhalde. Peki ya güzellik, insanın bedeninde midir yoksa kalbinde mi? Güzel, seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Hayırdır inşallah. Benimle evlenir misin güzel? Ne? Asla olmaz. Keşke söylemeseydin. Artık benden nefret edecek. Onu tamamen kaybedebilirim. Ne yaptım ben? Keşke bu kadar çirkin olmasaydı. Keşke daha güzel olsaydı. O zaman belki her şey daha iyi olurdu. Sanki neden bu kadar çirkin ki? Hmm.
güzel kızım. Seni o çirkin adamın evinde nasıl bıraktım? Ah yavrum, ah. Sana olan üzüntümden yataklara düştüm. Hastalandım güzel kızım benim. Şimdi ne hallerdesin kim bilir. Ah yavrum, yavrum. Vay başıma gelenler. Babam ne kadar da çok hasta. Onu görmeliyim. Benim yüzümden hastalanmış, yataklara düşmüş. Çok üzgünüm babacığım. Çaresi yok. Bu durumu çirkine anlatıp babamın yanına gitmeliyim. Sihirli aynadan gördüm. Babam çok hasta. Bana olan üzüntüsünden yataklara düşmüş. Onu görmem lazım. Onun yanına gitmem gerekiyor. Çok üzüldüm. Gerçekten çok geçmiş olsun. Tabii ki onun yanına gidebilirsin. İzin verdiğin için çok teşekkür ederim. Peki nasıl gidebilirim oraya? Bana yardım et lütfen. Bu yüzüğü yastığının altına koy ve uyu. Uyandığında köyünde olacaksın. Ama bir hafta içinde geri dön. Eğer sen dönmezsen ben ölürüm. Anlıyor musun beni? Ölmemi istemiyorsan lütfen geri dön. Yaşasın, bu yüzükle birlikte babamın yanına gidebilirim. Merak etme babacığım, hemen geliyorum. Bizim köy soğuk olur, üstüme bir şeyler alayım da öyle gideyim. İşte hazırım, artık gidebilirim. Oh, çok özlemiştim. Çok mutluyum. Oh, köyümün havası bile başka güzel. Kim bu acaba? Babacığım, ben geldim. Geçmiş olsun babacığım. Hasta olduğunu duydum. Hemen geldim. Aa, kızım sen mi geldin? Bu gerçek mi? Tabii ki gerçek babacığım. Benim güzel kızım. Ben geldim. Oh, kızım. Beni affet lütfen. Seni orada bıraktığım için kendime çok kızdım. Çok üzgünüm. Gel canım kızım. Artık üzülme babacığım, buradayım işte. Her şey bitti. Üzülmene gerek yok. O günden sonra güzeli karşısında gören babası hemen sağlığına kavuşmuş. Güzel olanı biteni baştan sona kadar ailesine anlatmış. Ay canavar seni yememiş, üstüne üstü bir de güzel kıyafetler mi vermiş yani? Keşke ben gitseymişim kız. Günler çabucak geçivermiş bile. Kekler, çaylar, pastalar yapıp eğlenceli vakit geçirmişler. Be! Ay çok komikmiş gerçekten. Gel istersen beraber de bir şeyler deneyelim. Biraz da senden ısını. Tamam bakayım. Ay yanaklarıma bak, tombul oldum. Şimdi de çekik gözlü birazcık. Ay bu da ne? İyi ki böyle yaratılmamışız. Şunu da merak ettim. Ağzım kulaklarıma varmış. Güzel, ailesinin yanındayken vaktin nasıl geçtiğini anlayamamış. Çirkin ise güzel gelmediği için kahroluyormuş. Sonra bir gün güzel rüyasında çirkini görmüş.
güzel gelmeyecek galiba. Gelmeyecek işte. Gelmeyecek herhalde bu güzel. Güzel, keşke gitmeseydin. Geri dön. Aa, gelmeyecek. Gelmiyor işte, gelmiyor. Gelmiyor işte, kendimi çok kötü hissediyorum. Gelmiyor işte, gelmiyor. Güzel rüyadan uyanınca Çirkin için endişelenmiş ve hemen yüzü yastığın altına koymuş. Uyandığında Çirkin'in olduğu konaktaymış. Ay yok, nerede? Yoksa ona bir şey mi oldu? Yok, buralarda da yok. Nerede olabilir acaba? Konağın içinde yok. Bir de bahçeye bakayım hemen. Bence güzel gelmeyecek. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bana bir şeyler oluyor. Çok acele etmeliyim. Ya ona bir şey olduysa kendimi hiç affetmem. Çirkin, neredesin? Nerede olabilir acaba? Yok, yok. Burada da yok. Nerede, neredesin? Aa, işte orada. Buldum nihayet. Çirkin, uyan Çirkin, kalk. Kalk. Aman Allah'ım. Lütfen, lütfen ölme ne olursun. Lütfen ölme. Evlenme teklifini kabul ediyorum. Seni çok seviyorum. Lütfen ölme. O sırada bir mucize olmuş ve Çirkin yakışıklı bir prense dönüşmüş. Lütfen, lütfen ölme. Lütfen. Karşısında farklı birini gören güzel çok şaşırmış. Aa, sen de kimsin? Canavar nereye gitti? Yakışıklı prense dönen Çirkin, kötü bir cadının ona büyü yaptığını, onu sevdiğini söylemesiyle büyünün bozulduğunu anlatmış. Sonra da sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Öp bakalım evladım. El öpenlerin çok olsun. Allah mesut etsin kızım. Teşekkür ederim babacığım. Yaşasın, çok mutluyum. Thank you.
YouTube Masal Keyfi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Masal Keyfi.